Evet sevgili İzmitliler, 5 ay önce göreve geldik ve göreve geldiğimizde boş bir kasa ve borçlu bir belediye teslim aldık. Tabii ki bu bir mazeret değil, çözüm üretmemiz gerekiyor. Çözüm ne? Tasarruf etmek. Neyden tasarruf edebiliriz diye bütün harcama kalemlerimizi tek tek gözden geçirdik. 5 aylık süre içerisinde de yaklaşık 9 milyon gibi bir tasarrufla bütçe açığımızı kapatma fırsatımız oldu. Bu yeter mi? Yetmez. Çünkü bütçe açığımız hala devam ediyor. Ne yapmamız lazım? En çok para ödediğimiz ihale bedellerine baktık. Hizmetlerde kullandığımız kamyonlarımız, iş makinalarımız, yaklaşık 183 tane aracımızın olduğunu gördük. Ve bu 183 aracı biz piyasadan ihale usulüyle kiraladığımızı değerlendirdik. Kiralama bedellerine baktık. 183 araca biz 3 yılda ne kadar para ödüyoruz? Bizim olmayan 183 araca ödediğimiz toplam rakam 63.983.000 lira. Eski parayla yaklaşık 64 trilyon para ödüyoruz kiralama ihalesine. Peki dedik ki biz kiralama mı satın alma mı? Bir maliyet analizi çıkaralım dedik. Kiralama bedeliyle satın alma maliyetlerini karşılaştıralım dedik. Biz bu 183 aracı bugün kasamızda para olsa ve satın almaya kalksak kaç para öderiz diye hesap yaptık. Devlet Malzeme Ofisi'nden tek tek rakamları aldık. Ve toplam tutar 45 milyon. Yani eski parayla 45 trilyon olduğunu gördük. 45 trilyona satın alabileceğimiz araçlara biz 3 yılda 64 trilyon para ödediğimizi gördük. Peki 45 trilyon kasada ne yazık ki toplam paramız yok. Başka türlü nasıl satın alabiliriz dedik. Tabii ki krediyle satın alabiliriz. İller Bankası'ndan bugün normal hayatımızda da vatandaş olarak nasıl kira öder gibi krediyle ev sahibi oluyoruz, kira öder gibi krediyle araba sahibi oluyoruz. Aynı yöntem belediyeler için de söz konusu. Kredi çekerek İller Bankası'ndan kredi giderini de hesaba kattık. Kredi çekersek ödeyeceğimiz kredi giderimiz 15 milyon, yani eski parayla 15 trilyon. E tabi bu araçlar bizim olacağı için bakım onarım maliyetleri de olacak. Çünkü bu da sorulabilir vatandaşımız tarafından. Bakım onarım maliyetlerine de 3 yılda 7 milyon 560 bin lira öngördük. Ki bu rakamların çok altına çıkar aslında ama biz hep ne olur ne olmaz en yükseklerine hesapladık. Toplamda 183 aracı bugün bakım onarım ve kredi gideriyle birlikte 3 yılda ödeyeceğimiz rakamın 67 milyon 723 bin lira olduğunu hesaplamış olduk. Yani eski parayla yaklaşık 67 trilyona biz bu 183 araca sahip olabiliyoruz. Ve 3 yıl sonra bu araçlar bizim olduğunda kiraya da hemen hemen verdiğimiz rakam aynı, satın almaya da hemen hemen verdiğimiz rakam aynı. 3 yıl sonra kredi borcumuz bittiğinde başka ne tasarruf sağlıyoruz? Son 2 yıl kiralama yapmayacağız. Herhangi bir ihale yok. Artık bize ait araçlarla hizmet vermeye başlayacağız. Dolayısıyla kiralama yapmayacağımız için 2 yıllık kiralama bedeli 42 milyon, eski parayla 42 trilyon. Bakım onarımı düştüğümüz zaman yaklaşık 2 yılda 36 milyon 624 bin lira. Yani hemen hemen 37 trilyon gibi bir rakam belediyemizin kasasında kalacak. Daha da var, dahası da var. 10 yıl daha hemen hemen bu araçların kullanacağımızı varsayarsak ki hala bünyemizde 15-20 yıldır kullandığımız iş makinalarımız var. Bunlar iş makinaları ve çok uzun yıllar kullanılabiliyor. Ve 10 yıl daha ihale yapmadığımızı düşünürsek, kendimize ait araçla hizmet vereceğimizi düşünürsek yaklaşık 200 milyon gibi, eski parayla 200 trilyon gibi kiralama ihale bedeli de yine belediyemizin kasasında kalacak. Ve bu araçlar ömrünü tamamladığında hurda değerleri de olacak. 20 milyon gibi de bir hurda değeri hesap ettiğimizde çok ciddi trilyonlara varan rakamlar belediyemizin kasasında kalmış olacak. Biz de sonuç olarak bu tutar kurumun dolayısıyla siz İzmit halkının diğer öncelikli ihtiyaçlarına değerlendirilebilecek. Peki şu kadarlık, bu 2 yılda ettiğimiz tasarruf 36 trilyonla bile biz neler yapabiliriz? Örneğin 36 tane kreş açabiliriz. 15 tane kültür merkezi yapabiliriz.
15 tane kapalı pazar alanı yapabiliriz. 50 tane tarihi binanın restorasyonunu yapabiliriz. 7200 adet amatör spor kulübüne destek verebiliriz. 36 adet kapalı halı saha yapabiliriz. İnsanlarımıza ciddi anlamda yardımlar yapabiliriz. 14.315 kişinin asgari ücretli iş sahibi olması demek aynı zamanda bu rakamlar ve daha bir sürü şeyi bu ciddi tasarruf miktarıyla yapabiliriz. Evet, değerli İzmitliler, elimizin döndüğünce mali analizi anlatmaya çalıştık. İstiyoruz ki milletimiz kazansın, istiyoruz ki milletimizin parası iyi yerlere harcansın, doğru harcansın ve belediyemiz tasarruf etsin. Bu tasarrufla da daha iyi yatırımlar yapalım istiyoruz. Anlatmaya çalıştık. Bundan sonrası vatandaşımızın takdirine kalmış, meclisimizin değerlendirmesine kalmış.